Herkese merhaba arkadaşlar. Bir CTF sorusu vardı. Pickup analizi ile ilgili bir CTF aslında. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bir fikir oluşabilir. Burada StackHide aracını da kullanmış olacağız aynı zamanda. Ben daha önceden çıkarmıştım ama tekrardan sizler için bu uygulamayı yapacağım. Şimdi öncelikle VAR şarkı üzerinde bir Pickup dosyamızı açtığımızda Pickup dosyamızı açıyoruz. Yani burada bir direkt olarak e, introduction.txt olduğunu ben görüyorum burada. TFT bir kısmında. Ee, burada da gördüğünüz üzere anlamsız veriler var. Aslında burada yapacak olduğumuz şey e, bunlarla çok fazla oyalanmayacağız. Burada bizim için önemli olan e, içindeki dosya ve resimler. Yani bir paket e, alışverişi olmuş mu? Bunlara bakmamız lazım var Şarkı üzerinde. Bunları da sağlamak için e, tabii ki de yapacak olduğumuz şey Kesinlikle bir dışarı çıkarmamız lazım. Yani bu dosyaları bizim görmemiz için dışarı çıkarmamız lazım. Onun için şu şekilde ben dosya kısmından nesneleri dışa aktar diyorum. Burada da TFTP kısmına basıyoruz. Gördüğünüz üzere kaç tane dosya olduğunu görüyorum. Burada 3 4 5 6 tane dosya olduğunu gördüm ve tümünü kaydet diyerek buradaki dosyaları kaydediyoruz. Nereye kaydetmek istediğimizi seçiyor. E, kurucu olarak desktop'a seçtim ben. Ve artık desktop'ta gördüğünüz üzere dosyalarımız geldi. E ben daha önceden e, bunu çıkarmıştım. program.dep uzantılı bir e, dosya var. Evet dediğim gibi ben bunları daha önceden çıkarmıştım. E, burada tekrardan uğraşmamak adına. Şimdi arkadaşlar burada ilk referans alacağımız şey e, intradition.txt olacak. Burada bir Anlamsız bir do, e, sözcükler var görüyorsunuz. Bunu ben kopyalayacağım. ve evet, Cyber Chef üzerinde bir inceleme yapmamız lazım. Yani burada acaba hangi kriptografik e, algoritma kullanılmış bunu tespit etmemiz lazım. Cyber Chef üzerinde tespit etmek istiyorum. Aslında burada kullanılan şey olabilir e, tahminimce ROT13 şifreleme tekniği olabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere burada birden çok şifreleme algoritması var. Burada ROT13 şifreleme tekniğini ben seçmek istiyorum. Bu Sezer şifreleme olarak biliniyor. Aslında bu şifreleme tekniği örnek olarak A harfinin alfabedeki 13. Harf, harfinden sonrasını 13. harfine tekabül eden değerin yer değiştirmesi anlamında ROT13 şifreleme algoritması kullanılıyor. Buraya bir yapıştıralım ve ardından rot 13'ümüzü bir seçelim bu şekilde seçtiğimiz zaman e, evet back diyoruz ne demiş burada check back for the plan yani burada gördüğünüz üzere anlamlı bir veri elde ettik aslında şuradaki veri anlamsız e, again the way check for the plan yani buradaki çıkarmış olduğumuz plan dosyasını e, bize baktırmak istiyor plan dosyası bu şekilde geldi yani herhangi bir uzantısı yok siz bunu e, deneyerek aslında bulabilirsiniz Değilmiş, Değilmiş, yani he. bu olarak e, açtığımızda da gördüğünüz üzere bize yine e, anlamsız bir veri ortaya çıktı bunu yine rot 13 üzerinde bir incelemek istiyorum ben e, rot 13 üzerinde şu şekilde yine bir cyber bir e atalım evet şimdi de arkadaşlar bize söylediği check for the photo yani e, çıkarmış olduğumuz fotoğrafları kontrol ediyor. Evet, Şuradaki bakalım. ifade bizim için bir anlamlı bir veri olabilir. Ee, şimdi Stack Height aracını kullanacağım. Stack indirmek için kısaca Stack hide, e, Download diyerek indirme yerinde de göstereyim sizlere. Bunu ben Windows'a kurmak istiyorum. Şu şekilde Download dediğinizde Windows e, Package dediğinizde yüklenmiş olacaktır. Ben bunu Windows'a yükledim. ...Stack Hide'ı. Evet, Stack hide yüklediğimiz zaman şu şekilde bir ekran var. Bunun dosya konumuna gitmemiz lazım. Bunun için de CMD'yi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bunun bir dosya konumunu kopyalayalım. Stack hide aracını kullanacağız. Bu Stack Hide'ı adli bilişimde fotoğrafların içerisine veri gizleme... ...veyahut da gizlenmiş olan verileri dışarı çıkarmak amacıyla kullanılan bir araç. CTF sorularında da oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Yani bir verinin içine... Bir resmin içine herhangi bir veri gizleyerek onun içindeki verilerin çıkartılmış olmasını istiyorlar ve onun içine bayrak değeri oluyor aslında. Çok daha kolay olması açısından. Ee, burada yapacağımız şey. Evet. Stegaydin dosya konumuna yapıştırdık arkadaşlar. 3 tane resim var. Ve bu 3 resmin içine veri gizlenmiş. Ee, bakalım bunları ortaya çıkartabilecek miyiz? Evet arkadaşlar mikrofonda sıkıntı oldu. Hemen ayarlardan ses yazdım. Mikrofonu sınadığım zaman şuradaki işareti gördüm ve mikrofonun çalıştığını şahit oldum. E şimdi devam edelim. Siz de böyle bir soruna karşılaşırsanız Windows'da ses ayırdığınızı kontrol edin. Bu arada az önce ben bulmuş olabilir. olduğumuz, bu bizim için bir referans olabilir. Bunu bir kenara yazalım. Belki de gizlenmiş olan bir fotoğrafın içindeki bir şifre olabilir. Bunu kullanabiliriz çünkü bu fotoğrafın içindeki veriyi açmak için şifreye ihtiyaç duyabiliriz. Tekrardan e, cd diyerek ben dosya peti kopyalayacağım. Cd dedim ve dosya petine gittim. Şimdi stack nokta egzenin olduğu yere gitmem gerekiyor. Şöyle tap derseniz zaten tamam tamamlayacak. Evet arkadaşlar burada dışarı çıkarmak istediğimiz için yani bu gizlenen veriyi dışarı çıkarmak istediğimiz için egzeral ediyoruz. Burada tres sf komutundan sonra tele seyf sonra bizim neydi? 1.jpg olarak bir e, fotoğrafımız vardı. Ben bunun şifresini çözmek istediğim için bakalım bayrak acaba bu gizlenmiş veride mi? Bunun kontrolünü sağlıyorum. E, bilerek 3 tane fotoğraf koymuş olabilirler yani bayrak değerini daha fazla uğraştırmak adına 3 fotoğraf koymuş olabilirler. Bunları tek tek deneyeceğiz yanılma e, deneme yanılma yöntemiyle. Ve trep e, ile de şifreyi de yazabilirsiniz. Fakat e, sonra sonradan sormasını istediğimiz için biz direk olarak dışarı exerak etmek istiyoruz yani dışarı çıkarmak istiyoruz ben bunu mahmut.txt olarak dışarı çıkarmasını istediğini söyledim şimdi bize bir şifre soracak arkadaşlar gördüğünüz üzere bir şifre soruna göre acaba diyorum ki burada bir anlamlı verilerin için içerisindeki bir şifre olabilir mi e, bu şekilde kopyalayalım bunu bakalım doğru sağ tık yapıyorum ve yap, basıyorum evet Evet arkadaşlar demek ki gördüğünüz üzere içinde bir veri yokmuş ki herhangi bir e, durumda ortaya çıkarmadı bize. O, o zaman ne yapıyoruz? Dur, durmadan ikinci e, fotoğrafımızı seçeceğiz. Burada hemen ikinci fotoğrafımızı aynı şekilde seçtikten sonra bize bir şifre soracak ve Enter diyoruz. E, Mahmut.txt var mı? Hemen bakalım. Evet yine çıkmadı Mahmut.txt'de. Demek ki üçüncü fotoğraf arkadaşlar üçüncü fotoğraf hemen bakalım evet üçüncü fotoğrafa birbiri gizlenmiş olabilir ee, tekrardan şöyle yapalım evet tres cf ile fotoğrafımızın olduğu yeri seçmiştik burada hemen üçüncü fotoğrafı ben seçmek istiyorum ve tekrardan Yazdırmak istediğim için bastım ve bize bir şifre istedi. Ben buna Enter dedim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir ekler ekmemişti, parse etmeyi başaramamıştı. Burada Mahmut T isteği yazdırmayı başardık. Açtığımızda da büyük ihtimalle bayrak bulacağız. Evet, pico CTF'miş ve bayrak değerini bulmuş olduk. Genelde bayrak formatı iki yıldızın arasındaki formattır. E, bu formattaki bayraklarını bulmuş olduk ve başarılı bir şekilde CTF sorusunu tamamladık. E, faydalı olmuştur inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.